Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok kolay, çok lezzetli ve az yağlı karnıyarık pişirelim istiyorum. Bunlar da malzemelerimiz. 50 ml kadar zeytinyağında 3 tane yaklaşık 700 gram patlıcanımı kızarttım. Ben aslında patlıcanı 4 tane yapacağım için kıymamı 400 gram tuttum. Maalesef 400 gram 300, 3 tane patlıcana fazla geldiği için kıymam kaldı biraz. Siz ölçülü yapabilirsiniz. Eğer benim gibi 3 tane yaklaşık 700 gram patlıcan kullanacaksanız 300 gram taze kıyma kafi gelecektir. Malum piştikten sonra birazcık daha azalıyor. Patlıcanlarınızı bu tarzda pişirirseniz çok yağ çekmiyor ve içi daha güzel pişiyor. Bir tane büyük soğanı mutfak robotundan geçirdim ama siz dilerseniz ince ince de kıyabilirsiniz. Ben ağza gelsin istemedim bu yüzden bayağı bir ince geçirdim makineden. bunları da kavrulan kıymalarımın içine ilave ettim ve tekrardan kavurdum. Biraz zeytinyağı ilave ettim. Ben genelde zeytinyağını daha sonra ilave ediyorum. Kıyma yağını, suyunu saldıktan sonra. Bir tarafta da domateslerimi mutfak robotundan geçirdim. Domatesle çok daha lezzetli oluyor karnıyarak. Bir kaşık biber salçası ilave ettim domateslerime. Hem sosum birazcık daha koyu oldu. Kıymalarımın içine ilave ettim. Yaklaşık 3-4 kaşık kenara ayırdım. Ayırdığım sosları da daha sonra karnıyarığımın üzerine ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi sosum koyulaştı. Üzerine de ayırdığım sosun üzerine bir yemek kaşığı biber salçasını ilave ettim. Toplamda iki yemek kaşığı biber salçası kullanmış oldum. Ben kıymalarımı genelde ezerek kavuruyorum. Topaklansın istemiyorum karnı yarık pişirirken benim gözümde en büyük püf noktası kıymasının çok ince kavrulmuş olması. Tuzumu, karabiberimi ve kekiğimi ilave ettim. Fazla baharat kullanmadım. Karabiber zaten çok güzel bir lezzet veriyor. Salçamın, sosumun üzerine yaklaşık 100 mililitre kadar su ilave ettim. Ara ara patlıcanlarımı da çevirdim yanmaması için. Bol maydanoz ekledim. Maydanozları en sona çok fazla ölsün istemedim. Pişirmek istemedim fazla kıymayla. 5 dakika kapalı şekilde kıymalarımı pişirdim tekrardan. Ve altını kapatıp dinlendirmeye bıraktım. Bu arada patlıcanlarım da pişti, gördüğünüz gibi. Üzerindeki kabuklarını aldım. Çok güzel piştiler. Bu tarz pişirirseniz patlıcanlarınızı hem yağ çekmemiş oluyor hem daha sağlıklı oluyor. Denemenizi isterim. Ben yıllardır karnıyarımı böyle hazırlıyorum. Çok da güzel oluyor. Suyunu da saldığı için susunda da ayrı bir lezzet veriyor. Burada ayırdım. Çok sıcak olduğu için biraz zorlandım. Şöyle açtım ortalarını kıymamı koymak için. Biraz tuz ilave ettim malum. Patlıcanın içi çok yavan oluyor. Söylediğim gibi benim kıymam fazla geldi. Dört tane patlıcana kafi gelecekti ama ben üç tane yaptığım için birazcık kıymam kaldı. Siz 300 gramdan yaparsanız sanırım kıymanız kalmaz. Üç tane taze biber Koydum karnıyarıklarımın üzerine ve hazırlamış olduğumuz domatesli salçalı sosu ilave ettim. Ve daha önce ısıttığım 190 derece fırında bir 10 dakika pişirdim. Bu arada sosuyla patlıcanın e, suyunu karıştırdım tavada. 10 dakika sonra fırından çıkardım ve sosumu patlıcanlarımın üzerine gezdirdim. Bunu mutlaka yapmalısınız. Çok daha lezzetli oluyor böyle. Yaklaşık bir 10 dakika kadar daha kızarttım. Daha sonra da fırında dinlendirdim. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız pişti. Çok lezzetli oldu. Çok sulu da olmadı sulu olmasını istemiyorsanız domates e, taze domates kullanmaya bakın ve çok fazla su ilave etmeyin patlıcanın kendine has suyunda jölemsi bir e, katkısı olduğu için de sosunu koyulaştırıyor çok güzel bir sos kıvamı oldu artık patlıcanımız servise hazır umarım videom hoşunuza gitmiştir Farklı lezzetlerde, farklı videolarda yeniden görüşelim diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.